Yeni Şafak Gazetesi, Yusuf Kaplan, 19 Kasım 2021. Sezai Karakoç, zamanın sesi değil, sesin zamanı. Üstad Sezai Karakoç, Rabbine kavuştu. Allah, Selu Celaluhu, rahmet eylesin. Mekanı cennet, makamı âli olsun. Dünya ruhunu kaybetti. Ortaya işlenmesi ve geliştirmesi gereken güçlü bir medeniyet mefkuresi koydu. Sanatıyla çığır açtı. Vahyin ışığını yansıtan nebevi ahlakıyla İslam'ın izzetini, Müslüman'ın haysiyetini korudu. Bu haftaki 3 yazımda da Sezai Bey'i yazacağım. Önce bir çerçevesi sunması bakımından bir yazımı tozunu alarak paylaşmak istiyorum. Hakikat eri, çağın bilgesi ve diriliş önderi. Sezai Karakoç, bu dünyada yaşayan biri değil, pergelini ötelere ayarlamış ayrıksı bir bilge. Elbette burada nefes alıp veriyor, ama iliklerine kadar içselleştirerek, hayat haline, hakikat haline getirerek alıp verdiği, ilettiği, hep ötelerin sesi ve nefesi. Hayatı ve fikri, sanatı ve zikri, hep ötelerden sesleniyor bize, ötelerin dünyasından her dem taze, hem dem yeni, hem dem yenilenen ve her dem yenileyen taptaze ruh üfleyen haberler getiriyor hepimize. Sezai Karakoç, hakikatin en hakikatli, en arı duru, en diriltici sesi ve nefesi çünkü günümüzde, o yüzden, onun soluduğu nefesi soluyabilmek, verdiği sese kulak kabartabilmek, Allah'ın bir lütfu bize. Zira Sezai Karakoç, nebevi hakikati soluyan, vahyin dile geldiği, bizi kendimize getirdiği nebevi dili konuşan, nebevi dille yaşayan, yaşayan en büyük, sanatçı düşünürü çağrımızın, hakikatin diriltici çağrısına gebe, çağımız, ne? Nebevi sesin ve soluğun çağımızdan çekildiği bu dondurucu kış mevsiminde, hak aşkıyla yanan, hakikat ateşinde pişen bir çağdaş zamanlar bilgesi, çağın aşılmaz sanılan ağlarını birer birer aşan bir hakikat eri, kitab-ı kainatın bütün cömertliğiyle meyveye durması için kitab-ı hakikatin bahçelerinden, devşirdiği hakikat meyvelerini bize cömertçe sunan bir diriliş önderi. 3. Sezai Karakoç, düşünür, sanatçı, ahlak anıtı. Sezai Karakoç kim? Düşünür mü, sanatçı mı, ahlak anıtı mı? Sezai Karakoç, bunların hiçbiri değil yalnızca. Hepsi, hem bu estetize, ayartıcı yok oluşlar çağında uykularımızı kaçıran, ufkumuzu açan, umudumuzu artıran, ufkumuza ufuk, umudumuza umut katan bir düşünür, hem bize hakikat deryasından diriltici, ruh üfleyici haberler getiren bir sanatçı, hem de esen sert rüzgarların önünde dimdik, bilgece durarak, bu savurucu rüzgarlara hayat bahşedici diriliş aşısı yapan bir ahlak anıtı. ÖNCÜLERİN öncüsü. BİHZ. Nuh gibi, hiçbir kınayıcının kınamasına aldırış etmeden hakikatin izini süren, insanlığı hakikatin hayat ve ruh bahşeden kurtarıcı gemisine çağıran, bir Hazreti Eyüp sabrıyla hakikat sarayının taşlarını döşeyen, bir Hazreti Musa metaneti ve bilgeliğiyle firavunların olmazlarını oldurtan, denizi ortadan yararak su üstünde hakikat şarkısını besteleyen, bir Hazreti İbrahim dirayetiyle ve direnciyle insanın gözünü körelten, zihnini kötürümleştiren, ruhun yok eden bütün putları yok etme mücadelesi veren ve nihayet, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem gibi, bütün zamanları seferber eden, bütün zamanların çocuğu olabilen, bütün zamanları kendi çocuğu kılabilen, bu dondurucu kış mevsiminin ortasında kanadı kırık bir kuş misali nefes alıp veremeye çalışan insanlığa rahmetin, merhametin ve hakikatin bütün susuzlukları giderici, bütün vicdansızlıklara son verici, bütün putları yere serici ruhunu dirilten bir öncü, öncülerin öncüsü, Sezai Karakoç. Sezai Karakoç'tan önce ve Sezai Karakoç'tan sonra. O yüzden bütün insanlığa seslenebilecek hakikat medeniyeti fikrinin ilk sahih ve sahici kurucusu Sezai Karakoç'tur. Üstad Sezai Karakoç'tan önce, sadece batılı kavramlarla ve perspektiflerle düşünmeye çalışan ama her çırpınışında bir kez daha düşen ve düşüren kişiler vardı sadece. Medeniyet fikri, ilk kez Sezai Karakoç'la birlikte, yaratıcı tasavvuru ekseninde, bütün hayatı ve varlığı kucaklayan, bütün insanlığa vahyin var edici, hakikatten haberdar edici doyumsuz hakikat yolculuğunu muştulayan asıl kaynağına, asil menbaına, durmadan akan, herkesi ve her yeri sulayan pınarına kavuştu ve bize hakikatli ama aynı anda hem sade hem de deruni bir hakikat fikri, insanlık fikri, millet fikri, devlet fikri, sanat ve hayat düşüncesi ve ufku armağan etti bize. O yüzden bir Sezai Karakoç'tan önce, bir de Sezai Karakoç'tan sonra, var artık.
Hakikat şarkısının bestecisi. O yüzden, bütün insanlığın düşünce ve sanat, ahlak ve hakikat tarihinde en münbit ve en muhkem yolculuğu o yaptı çağımızda. Ve bizi en derin, en temel ve ilk kaynakla o buluşturdu, bizi komşu yaptı ona. O yüzden hem bize, hem de başka dünyalara seslenebilecek kanatlandırıcı dili okurdu. Çağrısı çağını kuracak çağlayanı, çağlaya çağlaya akan nehri andıran muazzam ve muazzez nebevi dili o inşa etti ve armağan etti bize. O yüzden Sezai Karakoç'un düşüncesi gibi, şiiri ve estetiği de, hep ötelere ayarlı, mülk aleminin yok edici duvarlarını, boğucu sınırlarını ve derin nefes almayı zorlaştırıcı sınırlamalarını aşarak melekut aleminden devşirilmiş deruni ve sarıp sarmalayıcı, derin nefes aldığı için, hepimize çağları aşan bir ses bahşeden hakikatin şarkısını besteledi. Sembol ne, imge nereye düşer? O yüzden Sezai Karakoç'un şiiri, imaj şiiri değildir. Sembolün şiiridir. Hakikatin ipuçlarının, iz düşümlerinin şifrelendiği, gizlendiği, beslendiği, bestelendiği her dağım keşfedilmeyi bekleyen, yeniden keşfedilebilen sembolün şiiri. İmaj, şiirin düşmanıdır. İmaj, yüzeydir sadece, hakikatin üstünü örten kabuk. O yüzden şiiri öldürür imaj. Sadece şiiri değil, hayatı da, hakikati de. İmaj, zamanın sesidir sadece. Sembol ise, sesin zamanı. İşte bu nedenle, Sezai Karakoç, sanatıyla, düşüncesiyle ve ahlakıyla yalnızca zamanın sesi değildir, aynı zamanda ve daha çok da zamanları aşan sesin aşkın nefesi, hakikatin diriltici, ruh bahşedici deruni sesinin zamanıdır.